Toplantısında verdiği mesajları, özellikle bu seçimin galibi biziz, 40,5 aldığımız Cumhur İttifakı oyuyla kazanan biziz mesajını, işte 1400 belediyenin %54,3'ünü Cumhur İttifakı'nın kazanmış olmasına yaptığı vurguyu bir değerlendirmenizi isterim. Otomatikman yani %40,5 Cumhur İttifakı'nınsa %60'a da muhalefet olmuyor mu bu ülkenin diye de sormuş olayım size. Erdoğan'ın dünkü konuşması teşkilatına, AKP'ye gaz verme bir mola konuşmasıydı. Kendisi de biliyor, partisi de biliyor ne kadar ağır bir hezimete uğradığını. Orada kilit kelimelerden biri de konuşmasında karamsarlık yayanlar dedi. Yani partisinin içinde evet, belli ki doğru olarak serzenişler başlamış. Yani çatlak sesler çıkmaya başladı. Bu alışık geldiğimiz bir şey değil. Erdoğan'a yönelik de bu sesler çıkmaya başlayacaktır mutlaka. Belki de başlamıştır. Gayet de haklılar. Ben de AKP'li olsam yani Genel Başkan Erdoğan'a derdim ki arkadaş ne yetki istediysen verdik. Devletin bütün kaynağı, gücü, bakanlığı, kurumu, bütçesi her şey senin emrinde. 2019'da bir darbe yiyorsun, İstanbul'u kaybediyorsun, Ankara'yı kaybediyorsun. Üstünden 5 yıl geçiyor. Devletin mutlak gücü, ben devletim diyorsun zaten. Ben gidersem devlet yıkılır. Kendi adamın diyor, yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde. Bütçe sende, TRT sende, Anadolu Ajansı sende, Merkez Bankası sende, Rütük sende, TÜİK sende, her şey sende. Ama geliyorsun 5 sene sonra çok daha ağır bir hezimete uğratıyorsun partiyi. O zaman da işte bu karamsarlık denilen şey bu. Yani Erdoğan bunun farkında ve gaz vermeye çalışıyor, moral vermeye çalışıyor partililerine. Ben o açıdan değerlendirdim. Yoksa üslubunda bir yumuşama falan filan hani muhalefetle diyaloğa girme. Erdoğan değişmez. Erdoğan 20 sene hatta belediye başkanlığı döneminde bile gerginlikten nemalanmıştır. Gerginlikte daima bölmek, hakaret, aşağılamak, ötekileştirmek. Yani ne kadar gerginlik, bunu ben kendi kulaklarımla devletin zirvesinde bir isimden duydum yıllar önce. Ya diyor bu kadar germe toplumu diyor, gerek yok zaten hani seçimi olur mu diyor söylenen bana doğruysa olur mu diyor ya bu gerginlik bana siyaseten getirisi var diyor. Onun için ben hatta konuşmasında nasıl hitap ediyor zavallılar falan diyor muhalefete. Onun için tabii bir de matematik oyunu yapıyor MHP ile öbürleriyle ittifaktakilerle aldığının toplamını söylüyor biz galip biziz. Sizin tam da dediğiniz gibi Erdoğan da biliyor yani hayatla uğramadı, hezimete uğradı ama Cemal Bey nasıl milli takıma benzettiyse ben de maçtan sonra 5 gol yemiş teknik direktörün işte şurada iyi oynadık da şu kanatlardan geldik de ama şansımız yoktu da falan ona benzer bir konuşmaya benzettim. Ama her siyasi parti genel başkanı bunu yapar yani partiyi motive etmek, bir arada tutmak. Çatlak sesleri susturmaya yönelik bir konuşmaydı bence. Evet. Sayın Toker, ben milli takıma Erdoğan'ın konuşmasını benzetmedim. Sinem'in topladığı şu... Biliyorum. Ay, ben futbol örneğinden hareket ettim. Biliyorum. Tabii. Şöyle şu notu düşecektim. Yani şimdi Erdoğan'ın aslında